Gündeme dair programdan mutlu günler değerli izleyenler. Tabii ülkede siyaset gündemi bir hayli karışık ve kalabalık. Biz onu bir tarafa bırakacağız ve biz ekonomiyi, sanayiciyi, iş dünyasını, yatırımcıyı konuşacağız. Çünkü bunlar bir gerçeğimiz. Kayseri biliyorsunuz ki dünyanın en eski şehirlerinden birisi. 14. kurulan bir şehir. Dolayısıyla bu şehir sanayinin ve ticaretin başkent olarak gösterilir ve buradan yapılan her türlü sanayilerdeki üretilen malzemeler dolayısıyla buradan yurt dışına ihraç edilir. Peki burada sanayicinin, yatırımcının, iş dünyasının bu son dönemlerdeki dövizdeki dengesizlik ve işte ham madde eksikliğidir, lojistiktir ve konteyner eksikliğiyle birlikte iş dünyası nasıl bir yol haritası belirlemek zorunda kalıyor ve aslında bu hizmetlerin sağlanabilmesi adına hükümetten ve devlet yetkililerinden bir yardım istiyor. Bu taleplerinin giderilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii bu anlamda da biliyorsunuz ki kurumlar var. Kayseri Sanayi Odası var, Kayseri Ticaret Odası var ve Organize Sanayi Bölgesi var. Dolayısıyla bunlar devlet ile iş dünyası arasında bir köprü vazifesi de kuruyorlar. Zaman zaman hem meclis başkanları olsun hem kurum başkanları olsun dikkat çekiyorlar yaptıkları açıklamalara. Dün biliyorsunuz ki İstanbul Sanayi Odası Türkiye'deki en köklü 500 firmayı açıkladı. O 500 firmaya baktığımızda Kayseri'nin 15 değerli firmasının da o listede gördük. Tabii görünce biz de umutlandık, gururlandık. Çünkü pandemi koşullarındayız ve tekrar söylüyoruz siyasi gündem bir hayli kalabalık ve karışık. Dolayısıyla bunlara rağmen bile iş dünyası tüm bu olumsuzluklara rağmen işlerini aksatmadan sürdürüyor, yürütüyor. İhracat ve ithalat dengesindeki ihracatın ağırlığını ortaya koymaya çalışıyor. Cari açığı gidermeye çalışıyor. Yani iş dünyası üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getiriyor. Peki iş dünyası bu layıkıyla yerine getirdiği sorumluluğu aslında devlet yetkililerine de beklerken onlar da yerine getirebiliyorlar mı? Tüm bunları konuşacağız. Bunları tartışacağız. Konuğumuz Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda da yatırımcı olan Abidin Özkaya'yı konuk edeceğiz. Halit abi biliyorsun ki rahmetli oldu. Halit abi değerli bir abimizdi. Kayseri'nin önemli sanayicilerindendi. Ve anlatmış olduğu hikayeleri ben sizlere bu ekranlardan çok aktarmıştım. Sürçülisan ettik. Affola ama kendisi bizden bir rahmet bekledi. Sayın Başkan hoş geldiniz Hoş yayınımıza. bulduk Tolga Bey. Teşekkür ediyoruz abi. Pandemi koşullarındayız. Dolayısıyla Evet. sanayide alınan tam kapanma kararlarına rağmen bile üretim durmadı ve devam etti. Hal böyle olunca ister istemez gözler sizin gibi kuruluşların başkanlarına çevrildi. Önlemleri alabildik mi diye. Önlemleri alabildik mi? Evet. Öncelikle ben bu yayında fırsat verdiğiniz için sizlere, yayın ekibinize, TV1'e, Kayseri'ye teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Tabii ki bu tür toplantılar, karşılıklı dertleşmeler, sorunlarımızı Evet. sizin vasıtanızla her ne kadar odamız vasıtasıyla da dile getiriyorsak da tabii ki sizler vasıtasıyla da kamuoyuyla paylaşmak, neler yapıyoruz, neler yapabiliyoruz ya da neleri yapamıyoruz, hep yapıyoruz de yapamadıklarımız da mutlaka vardır. Evet. Onları görüşmek, bir öz eleştiri yapmak tabii ki bizlerin vazifesi. Evet. Tabii sadece bizde dünya olağanüstü bir sürece girdi. Bunu hiç beklenmedik bir sürece girdi. Belki 1920 yıllarındaki dünya krizinden sonra en büyük kriz diyebileceğimiz bir krize girdi. Evet. Bu krizin bir özelliği de var tabii. Bunu karşımıza gelen problemle ilgili ilk anda ne yapacağımızı da bilemedik. Yani biz Tecrübe bilemedik, etmediğimiz için. biz bilemedik, ülke olarak bilemedik, dünya da bilemedi. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri de bilemedi. Evet. Herkes işte o günlerde hatırlıyorsunuz bir maske yüzünden bile dünyanın işte G7 ülkelerinin bile birbirine nasıl maskeleri havada uçaklara el konulduğunu, işte İtalya'ya gidecek maskenin ya da tıbbi cihazın, tıbbi malzemenin Almanya'da çevrildiğini, Münih'e indirildiğini, ne bileyim başka şehirlere indirildiğini hep gördük. Tabii Türkiye'de de panik olmadı dersek yalan olur. Çünkü olay karşısında nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Tabii burada devletimizin mevcut iktidarın da ferasetiyle bir takım deneme yanılma yoluyla da olsa bir takım mesafeler aldık. Allah'a şükür geldiğimiz nokta itibariyle dünyadan çok geri bir durumda değiliz. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama dünyayla da ilgili onlarla da paralel bir seviyede hatta nispeten de iyi bir seviyede olayı götürmeye çalışıyoruz. Burada tabii ki zor bir süreç yönetildi. Bunu inkar etmek çok doğru değil. Herkesin şaşkın olduğu, hepimiz biliyoruz günlerce evimizden çıkamadık, iş yerlerimizi açamadık. Özellikle
Türkiye'de bu pandeminin geçen yıl 2020 yılının 11 Mart'ında ilk vaka çıkana kadar da biz sanki Çin'de bir şeyler çıktı, bizim buralara da ulaşmaz gibi düşündük. Evet. Ama bir kişiden buna dünyaya nasıl yayıldığını da hayretler içerisinde izlemek izledik. Zorunda kaldık. İzlemek zorunda kaldık. Tabii bizim olaya ekonomik olarak bakmamız gerekirse, tabii biz 2019'da Türkiye belli çok açmaya gerek yok. Stratejiktir, siyasidir, şudur, budur, bilmem nedir, işte Suriye'deki olaylardır. Bir takım sıkıntılarla bitirdik. Ve 2020 yılına da çok ciddi manada canlı bir şekilde girdik. Hatırlıyor musunuz? 2020'nin birinci, ikinci, üçüncü ayına kadar olan dönemde ülke ekonomisinde ciddi manada bir canlanma oldu. Ve hatta ilk çeyrek rakamlarındaki büyüme oranlarımız %5.6-5.8'lere çıktı. Hı hı. Ama ondan sonra tabii ki bizim bir kapanma sürecimiz oluştu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kapanma sürecimiz oldu. Orada tabii devletimizin kısa çalışma ödenekleridir, şunlardır, bunlardır vesaire bir sürü destekler oldu. Ama burada yürüyebilen, koşabilen sektörler oldu. Maalesef bundan birinci derecede etkilenen sektörler oldu. Evet. Yani şu hepimizin kabul ettiği zaten bir şey, sizin programlarınızda da biz izliyoruz. Maalesef turizm sektörümüz çok kan kaybetti. Perakende sektörümüz çok kan kaybetti. Evet. Ama aynı şeyi ben imalat sanayi için söyleyemeyeceğim. Çünkü söylersem de zaten rakamlar gerçek değil demek lazım. Evet. Biliyorsunuz rakamlarımızı, ihracat rakamlarımızı, ithalat rakamlarımızı sürekli aylık periyotlarda hem maliye hem dış ticaret müsteşarlıklarımız, timimiz, sanayi odalarımız, ticaret odalarımız açıklamalarını yapıyorlar. Orada görüyoruz ki biz sanayide işler esasında imalat reel sektöründe işler çok fena değil. Yani daha iyi olabilirdi ama bir hizmetler sektörü, bir turizm sektörü gibi, bir perakende sektörü gibi o kadar da kötü olmadı. Ha, burada tabii biz işin sanayi tarafındayız. Evet. Yani organize tarafındayız, sanayi tarafındayız. Burada işler nasıl gidiyor dersen, işler fena gitmiyor. Çünkü rakamlar zaten biraz evvel bahsettiğimiz gibi bunu gösteriyor. Hı hı. Hatta daha iyi gidebilirdi. Niye daha iyi gidebilirdi? Bu pandeminin yarattığı bir takım olumsuzluklar yüzünden dışsal etkiler sanayicilerimizi etkiledi. Nasıl dışsal etkiler? Yani bu bizim bünyemizden kaynaklanmayan, firmalarımızın bünyesinden kaynaklanmayan ama gücümüzün de yetmediği, firma olarak bazen devlet olarak da çok anında müdahale edemediğimiz dışsal etkiler oldu. Örneğin işte dünyada bir konteyner krizi oldu. Dünyada bir ham madde sıkıntısı oldu. Tedarik zincirlerinde bozulmalar oldu. Aksamalar oldu. Lojistikte ciddi manada aksamalar oldu. Bu bize nasıl yansıdı? İşte firmamız mal üretti, gönderemedi. İşte firmamız mal talep etti, yurt dışından mal aldı. Normal periyotlarda işte 10 günde, 20 günde, bir ayda diyelim ki uzak ülkelerden, Güney Asya'dan bir ayda gelen mal 4 ayda, 5 ayda gelmez oldu. İşte bu arada arz talep dengesinde de tabii dünyada hem ülkemizde hem dünyada ciddi manada bozulmalar oldu. Hı hı. Biraz evvel bahsettik. İşte Türkiye'de bile kısa çalışma ödeneğine bir sürü firmamız girdi. Bu adam girdi, ne oldu? Üretim yapmadı. Üretim yapmayınca belki bir başka firmanın çıktığı ürünü olan ya da yani satacağı ürün olan mal benim çalışmadığım için ya da bir başka firmamız çalışmadığı için, bir mobilya firmamız çalışmadığı için bir kanepeyi temin edemedi, bir yatağı, evet, yorganı temin edemedi ve arz talep dengesi, üretim dengesi de bu şekilde bozulmuş oldu. Evet. Ha, bu regülasyon kurmak çok kolay değil. Çünkü işte biraz evvel bahsettik. Ne dedik? Konteynerla ilgili dünyada bir ciddi sıkıntı oldu. Hala devam ediyor. Birazcık hafifliyor gibi oldu. Ama şimdi başka bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmaya başladık. Ham madde. Tabii. Hayır, ham madde de konteynerla ilgili. O gün iş yok diye konteyner yoktu. Yani gittiği ülkede kaldı konteyner. Çünkü yük bulup başka bir ülkeye dönemedi. Dönemedi. Çünkü talep dengesi bozuktu.
Şimdi talep dengesi iyi oldu, arz da iyi oldu. Bu sefer de konteyner yetişmemeye başladı. Ve fiyat arttı. Fiyat arttı tabii. Yani şimdi 2000 dolarlık bir konteyner şu anda 10.000, 12.000 dolarlarda. Ha burada bizim sıkıntımız ne? Ülke olarak sıkıntımız ne? Bir konteynerde diyelim ki 100.000 dolarlık bir mal sevk edersek 2.000 dolarken %2 bir belki nakliye fiyatı vardı. Ama şimdi bir konteynerde 100.000 dolarlık bir mal sevk ederken 12.000 dolara, 13.000 dolara çıktıysa nakliye maliyeti %10'lara, %12'lere, %13'lere çıktı. Burası da çok önemli de. Belki bir ticari ilişkide %5, %10, %15 art eksi kar marjlar mutlaka vardır. Tolere edilebilir belki. Tolere edilebilir. Belki de ama başa baş satılabilir. İşin amasında şurada var. Ya bizim ülke olarak ihraç ettiğimiz ürünlerin birim kilo maliyeti belli. Maalesef 1.1 dolarla çok iyi olduğu dönemlerde 1.3 dolarlar arasında gidiyor. Şimdi bu ne demek? Ortalama bir mantıkla, ben Kayseri için de konuşmuyorum, ülke için konuşuyorum. Ortalama bir mantıkla bir konteynerin 25 ton yük götüreceğini düşünürsek, şimdi 1.1 dolardan bunun fiyatı 27.500 dolar yapar. Basit bir matematik hesabı yapıyoruz. Ki dolar deyip gelip geçmemek lazım. Tabii, dün farklı, bugün tabii, farklı. O ayrı, işin ayrı. Şimdi ortalama 27.500 dolar, velev ki 30.000 dolar olan bir ürünü biz geçen yıl ya da evvelki yıl 3.000 dolara taşırken maliyeti %10 iken 1.1 ürün birim fiyatından gidiyoruz. Şimdi gene 30.000 dolara satabildiğimiz bir ürünü, belki biraz emtia fiyatlarından artışlar olmuştur, 30-35 bin dolarlara çıkmıştır ama bu sefer 12-13 bin dolarlara taşıtmaya başladık. Maliyet %40'lara çıkmıştır. Şu anda sanayicimizin belki de en önemli sorunlardan biri budur bu. Diyorsunuz. Yani karsızlık. Evet. Ve siz pandemi koşullarında bunlara rağmen durmadınız, çalışmaya devam ettiniz. Tabii buna rağmen. Peki herhangi bir mesela aşılama noktasında, işte COVID testi pozitif çıkanlar noktasında üretimin yavaşlanmasıyla karşı karşıya kaldığınız anlar oldu mu? Tabii şöyle oldu. Biz gerçekten ben sanayicilerimizi takdir ediyorum. Yani kendi canları kadar, bak en az kendi canları kadar yanında çalıştığı iş arkadaşlarının da canlarını düşündü. Evet. Çünkü ben değişik zamanlarda başka programlarda da görüşmelerimiz oldu, konuşmalarımız oldu. Biz şahsen kendim de sanayi odası adına organize sanayide bazı denetimlerde bulunduk. Yani inanılmaz derecede dikkatli, inanılmaz derecede tedbirler alınmış bir şekilde çalışmaya devam edildi. Ama tabii insanın çalışan arkadaşımız sadece bizim fabrikamızda 7 saat ya da sizin fabrikanızda 7 saat, 6 saat durmuyor ki. Neticede gün 24 saat, 16 saati, 17 saati de fabrika dışında. Yani evindedir, caddededir, markettedir, sokaktadır vesaire vesaire. Ha neticede ne oldu? Bir ara gerçekten Tolga Bey 4. 5. ay, 10. 11. aylarda ciddi manada vakalar arttı. Evet. Yani nasıl diyeyim? 1000 kişilik fabrikada 60-70 kişilere, 80 kişilere çıktığını biliyorum. Evet. Ama son 3 aydır, 4 aydır, biz rakamlarda vakıfız biraz. Son 3 aydır, 4 aydır şu anda 1000 kişilik fabrikada öyle diyeyim 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. İnanın buna büyük bir çoğunluğu da dış temaslı. Dış temaslı. Çünkü şahsen kendi işletmemde çalışan arkadaşlarımıza girişte maske, maske de ciddi şey, özelliği olan maske, tıbbi maske, girişte maske, yemekhaneye girişte maske, servise binişte maske. Hep değişiyorlar. Tabii günde 4 ya da 5 kere minimum maske değişimi yapıyoruz. Çok güzel. Dezenfektanlarını, yani bunu ben yaparken diğer arkadaşlarımız da yaptı. Yani bunu ben üzerinden belki söyledim ama gittiğimiz her fabrikada bila istisna ben bunu gördüm. Ha, olan vakalardan dolayı üretimler aksadı mı? Aksadı. Hani belki 1000 kişinin ya da 100 kişinin çalıştığı bir fabrikada %5'lik, %10'luk, %2'lik ihtiyaç, eleman noksanlığı tölere edilebilir. Ama bazen
80 kişinin, 100 kişinin gelmediği durumlarda işte özellikle seri üretim yapan, birinin birine bağlı olduğu arkadaşlar, işte ben şunu şuradan alacağım, şuraya koyacağım, buradaki arkadaşım da alacak, buraya koyacak. Bunun gibi. O tür yerlerde ciddi manada aksaklıklar oldu. Ona rağmen geldiğimiz noktada geçen seneye baktığımız zaman ya da bir evvelki seneye baktığımız zaman Kayseri'mizin, bunu gururla söylüyorum, ihracatı hiç de fena gitmiyor. Yani biz 2020 yılında 2 milyar 460 milyon hatta 2 milyar 458 milyon dolar ihracat yapar iken şu anda Allah'ın izniyle 2021 yılında ihracatımız minimum 3.2 milyar dolar olacak. Yani bu yani, aslında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %157.4'lük bir artıştan bahsetmişti. O Sayın şöyle, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy. Orada şöyle bir ufak bir şey düzeltmek istiyorum. Buyurun. Ticaret Odası Başkanımız aydan aya baz olarak aldı onu. Evet. Ama öyle bir artış değil. Hı-hı. Yani baz etkisiyle çok düşmüş olan bir ay alınınca %100'ün üzerinde bir şey çıkar. Ha. Ama orada öyle değil. Yıla vurduğumuzda. Ama yıla anladım. Vurmak lazım. Bunu bazı istatistikleri günübirlik almaktan ziyade ortalama bir istatistik almak lazım. Hani dün 100 lira kazanırsınız. Den ki benim gelirim 100 lira. Bugün de 1000 lira kazanırsınız. Bir serbest bir iş yapıyorsanız. Toplarsın 2 gün 550 olur. Ha, düne göre 100 lira, bugüne göre 1100 lira. Ama bugün 1100 mü diyeceksin, 100 mü diyeceksin? Ama bunu uzun dönemli bir ortalama alıp o şekilde konuşmak bence istatistik açısından daha doğru şey ifade edilir. Evet. Daha doğru bir yere doğru da bizi götürür. Evet. Ama netice itibarıyla ben şunu söyleyebilirim. Kayseri'mizin ihracatı, Türkiye'nin ihracatı artışının üzerinde bir artış tempomuz var. %10'lar civarında bir artış tempomuz var. İnşallah bu sene 3.2 milyar dolar ve üzerine yakalayacağız. Biraz evvelki söylediğime ben teyit etmek için şunu söyleyeyim. Biz şayet Mart ayı ihracatımızı alırsak Kayseri'nin ihracatı 4 milyar dolar olacak. O zaman bu 150'yi de geçiyoruz. 318 milyon dolar Mart ayında ihracat yaptık. Çok güzel. Ama birinci ayda ne yaptık? Birinci ayda da 250 milyon dolar yaptık. Buradan bunu yani kabul bu rakamlar birazcık aşağı yukarı olabilir. Yani ama bunun yıl ortalamasını aldığımızda 2020 ile 2019'u kıyasladığımızda tabii, iyi miyiz aslında? Tabii güzel. İyiyiz. Yani onun için dedim ki bazı sektörlerimiz, imalat, reel sektörümüz iyi, hizmetler sektörümüzde sıkıntı var. Allah inşallah o arkadaşlarımızda, o sektörde olan arkadaşlarımıza da canı gönülden bir an önce bu işin bitip pandemiden kurtulup bir an önce dükkanlarını, tezgahlarını açıp evinin nafakasını, devlete olan yükümlülüklerini, borçlarını ödemeyi nasip etsin diyorum yani. O zaman buradan şunu anlıyoruz. İstihdama da hiçbir şekilde olumsuz bir etki etmedi o zaman pandemi tabii Kayseri'de. Tabii sanayi tarafında etmedi. Hatta sanayi tarafında şöyle bir şey de oldu. Biz zaman zaman ciddi manada eleman aradık. Herkes eleman alırdı. Billboardlarda görmüşsünüzdür. Evet, evet, vasıflı evet. Vasıfsız. Servislerin önünde gördünüz. Vasıflı evet. Vasıfsız eleman alınacak diye. Bu tabii ki işlerin iyi gittiği. Bunu şöyle de teyit edebiliriz. OSB'lerimizdeki elektrik ve doğalgaz tüketimlerimize baktığımız zaman mesela Mart ayında, Nisan ayındaki bizim Kayseri OSB'mizde, Mimar Sinan'ımızda ve İncesu OSB'mizde doğalgaz tüketimi maksimuma çıkmış. Elektrik tüketimi maksimuma çıkmış. Ben bunu Aralık ayında söyleseydim siz şunu diyebilirdiniz. Ya işte ortalık kış, kar kış. İşte insanlar doğalgazla kombisini yakıyor, elektrikle bilmem nesini ısıtıyor diyebilirdiniz. Ama ısıya bir ihtiyaç yok. Sadece üretimde kullanılan elektrik ve üretimde kullanılan doğalgaz Nisan ayında her 3 OSB'mizde de yılın rekoru. Güzel. İnşallah böyle devam edecek. Umarım. Şimdi başkanım tabii pandemi koşullarını artık bir tarafa bırakalım. Siz girişte aslında en önemli konuya dikkat çektiniz, lojistik dediniz. Şimdi Kayseri'deki sanayicilerin
devletimiz devlet yetkililerinden çok ciddi beklentileri vardı. Bunların başında işte hızlı trenin getirilmesi, lojistik köyün kurulması, dolayısıyla ham maddenin tedarik edilmesi vesaire gibi. Şimdi siz aslında buradan konteynere dikkat çektiniz. Şimdi bu eksiklikleri de gördüğümüzde aradan geçen ciddi bir zaman da var ve hala önümüzde ne lojistik köyle ilgili bir çalışma, ne hızlı trenle ilgili fiili bir çalışmanın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sanayici de ister istemez bekliyor. Evet. Görüşmeler ne alemde? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Tolga Bey. Belki biraz evvel bir şey de söyleyeyim de belki hep olumsuz şeyler konuşuyoruz. Yok. Moral olsun. Değil değil. Kayseri'nin genel bir durumundan, ithalat, ihracat durumundan bahsedecek olursak. Oraya geleceğiz. O tamam. ISO 500'de onu konuşacağız. Hayır. Orada. Tamam, öyle buyurun. Yapalım o zaman. Şöyle diyeyim. Aslında biz bu pandemi bizi bir noktaya getirdi. Bunu hepimiz şapkamızı gözümüzün önüne koyup düşünmemiz lazım. Evet. Neydik? Pandemiyle karşılaşınca nelerle karşılaştık? Yani hani öngörülemeyen bir takım problemler çıkar, evet, ya. Evet. Şimdi pandemiyle biz öngörülemeyen bir takım, yani rutin olarak devam edip ama pandemi çıkınca hiç öngöremediğimiz bir takım sorunlarla maalesef karşı karşıya kaldık. Yani lojistik dedik, konteyner dedik, şunu dedik, bunu dedik. Şimdi konteyneri tek başına bulmak çok sorun değil. Biz burada bir firmamıza deriz ki ölçüsü şu. Yani konteyner evler var biliyorsun. Evet, evet. Bunu biraz daha güçlendirilmiş şekilde, çeliğinin zırhını güçlendirilmiş şekilde ebatlarını veririz. Konteyner yapmak sorun değil. Evet. Nitekim bizde İzmirli bir firmamız geçtiğimiz yıllarda 2012 yılında zannedersem, belki 1-2 yıl artı eksi söylemiş olabilirim, ciddi manada Türkiye'de konteyner üretiyordu. Ve kapattı. Niye kapattı? Uzak doğuda avantajlı bir maliyet çıkınca buradaki yerli üretimimiz kapandı gitti. Ama burada asıl olan konteyneri üretmek kadar konteyneri taşıyabilecek gemilerimizin ve bunları dünyada organize edecek iletişim ağını sağlayacak line'ların olması lazım. Burada biz deriz ki arkadaşım birine, sen 100 tane konteyneri, bu malı biz hemen gönderelim. Öyle bir dünya yok. Buna liman istiyor. Buna uluslararası akreditasyonu olmuş line'lar istiyor. Bunun altyapısı, bilişim, sevk, teslim etme, teslim alma, oradan nereye gidecek? Amerika'ya giden Küba'ya mı geçecek? Küba'dan geçen Hindistan'a mı gidecek? Oralardaki hangi konteynerler buraya gelecek? Biliyorsunuz bu değişim. Evet. Bu illa giden konteynerin, Türkiye'den Amerika'ya giden konteynerin, aynı konteynerin Türkiye'ye dönme lüksü yok. Evet. Oradan başka bir ülkeye gidebilir. Ama başka bir ülkede de ki de Türkiye'ye gelebilir. Gelebilir. Asıl sorunumuz bizim, bir, bunları taşıyacak gemi, iki, bunları organize edecek, dünya çapında organize edecek şirketlerimizin olması lazım. Yani organizasyon eksikliği var. Aynen öyle. Güzel. Kamyonu buluruz. Ama bir kargo şirketinin organizasyon yapısı olmazsa kamyonla yükü biz, diyelim ki buradan Kayseri'den 100 tane değişik firmadan yük alırız, Aksaray'a götürürüz. Aha. Ne yapacağız yükü orada? Birilerinin bu işi organize edip İzmir'e gidecek, İzmir'e devam edecek, Antalya'ya gidecek, Antalya'ya, evet, gidecek, güzel. İstanbul'a gidecek, İstanbul'a. Bizim asıl sorunumuz burayı düzeltmek. Yani girişimlerimiz buradan, var. Buradan ben şuna gelmek istiyorum. Buyurun. Belki el birliğiyle, güç birliğiyle, ortak akılla devletimizin, özel sektörümüzün, odalarımızın, borsalarımızın bir araya gelip bir arkadaş, böyle bir sorunumuz bizim yoktu. Ama doğdu. Türkiye'nin ihracatı bu dönemde çok daha iyi olması gerekirken konteyner mevzuna takıldık ve olması gerekenden atıyorum ki %10 düşük oldu, %20 düşük oldu. Biz bunu çözmeliyiz. Bana göre önümüzdeki yıllarda biz bunu çözmeliyiz. Eğer biz buraya, sizin biraz evvel lojistik köyden falan bahsettiniz. Biz eğer burayı bu altyapılarla dolduramazsak, netice itibariyle de bu düzeni, bu sistemi kuramazsak, biz her zaman işte Çin'den gelecek konteynere bakarız. İşte bilmem Rum bandıralı, Yunan bandıralı, Panama bandıralı gemi bekleriz. Yani yine dışa bağımlı kalırız. Dışa bağımlı kalırız.
Hani diyoruz ya işte savunma sanayinde millileşmeliyiz. Bilmem şu işte millileşmeliyiz. Makine sektöründe millileşmeliyiz. Ben diyorum ki konteynerde de millileşmeliyiz. Güzel, aslında denizcilikte millileşmeliyiz. Bu lojistik köydür, şunlar bunlar bizim iç meselemiz. Bunlar hakikaten bir adım iki adım belki geriden ya da bir iki adım ilave gayretle çözülebilecek şeyler. Ama biz eğer ülke olarak dışarıya açılan geleceğimiz sanayideyse, ihracattaysa, ithalattaysa biz öncelikle lojistiği bu şekilde çözmemiz lazım. Taleplerimiz var mı başkanım? Mutlaka var. Tabii bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Konteynerle de ilgili çalışmalar yapılıyor. Türk gemi sanayiciliğiyle ilgili de bir takım girişimler var. Ama bunlar takdir edersiniz ki böyle bugünden yarına olabilecek bir şeyler değil. Ama şunu söyleyebilirim. Biz bunu ihmal etmişiz. Ya da ya nasıl olsa bir düzen var. Çok da birinci derecede bir sorun değil. Gibilerden belki bir iki şey gömlek geriye atmışız. Ama maalesef ben şunu söylüyorum buradan. Biraz öncekiyle de bağlantı yapmak istiyorum. Eğer Kayserili sanayicimiz, Türkiye'deki sanayicilerimiz ürettikleri malı 2 sene önceki gibi konteynerla o düzende seri halde sevk edebilselerdi, benim 2020 yılının Türkiye'nin ihracatının 170 milyar dolar diye ben 185-190 milyar dolara ulaşacağına kesinlikle inanıyordum. Kayseri'nin ihracatının da 2 milyar 500 milyon de 3 milyar doları biz geçen sene yakalayacağımıza, belki 3 milyar doları işin abartısı olabilir ama 2.600-2.700 civarında olacağına ben inanıyorum. Evet. Hala da inanıyorum. Biz bu sorunu aşarsak biz gelecek sene Kayseri'den 3.5 milyar dolar, Türkiye'den de 200 milyar dolar ihracat yaparız. Oysa ki Türkiye sanayisi gelişirken Kayseri'nin de sanayisi gelişiyor. Evet. Ve bir taraftan montaj sanayiciliğinden çıkıyoruz. Tabii. Artık ağır sanayiye doğru hamlelerimiz var, yöneliyoruz. Ve bu anlamda Kayseri'de de mesela işte temel atılan fabrikalar var, ihaleler yapıldı. Ve bu temel atılan fabrikaların neredeyse inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu anlamda da ciddi bir ihtiyaç var. Evet. Bu ihtiyacın giderilebilmesi de tek başına sanayi odasının sorumluluğu olmasa gerek. Tabii burada öyle mi düşünmeliyiz ya da? Hayır, şöyle düşünmeliyiz bence. Katılıyorum size. Burada sivil toplum örgütlerinin, kamunun, dinamik çalışmayla, komple ortak akıl, gerekirse gazetecilerin de desteğiyle. Tabii. Burada sizlere zaten çok büyük görev düşüyor. Evet. Yani benim belki şu anlattığımı biri dinliyordur ve kafasına yatıyordur. Yani biz üretmek kadar bunun taşımasını yapabilmeliyiz. Şimdi bir e-ticaret diye bir şey gelişti. Evet. Ne yapıyor insan? Adam Çin'den gönderdiği malı 3 gün sonra benim kapıma dayıyor. Evet. Şimdi bu oradaki üreticinin bu işte ne kadar bir avantaj sağladığını gösterebiliyor. Evet. Bizim buna anında refleks vermemiz lazım. Onun için şehrin dinamikleri, ülkenin dinamikleri, sivil toplum örgütleri, basın, televizyon kanalları. Herkes sorumluluk üstlenmeli. Ya bu ülke bizim, bu ülkenin menfaati ne olabilecek? Her şeyi birlikte düşünmeliyiz, istişare yapmalıyız ve kararlar alabilmeliyiz. Bir de alacağımız kararlar zaten birçoğu bugünden yarına olmuyor. Bu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sürecek şeyler var. Evet. Onun için bugün diktiğin meyve yarın, ağaç yarın meyve vermiyor. Evet. Bugün diktiğin ağaç belki 3 ay, 5 ay içerisinde kökü bir yerlere tutuyor. Ondan sonra bakıyorsun gelecek sene çiçek açıyor, öbür sene meyve veriyor. Bu işleri de bir takım belirleyeceğimiz temel başlıkları da bu türlü düşünüp bugünden bu işlerin temelini atmamız lazım. Şimdi Kayseri mobilya kenti. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Siz burada mobilyacı arkadaşlarımızı, işte Moster'in Kaymos'un başkanını, diğer arkadaşlarımızı, ilgili arkadaşlarımızı burada konuk ettiniz. Zaman zaman ben de izledim. Evet. İlgiyle de izliyorum programlarımızı. Teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi bakıyorum arkadaşların tüm derdi sunta yok. MDF yok. Laminat bilmem ne yok. Sünger yok. Sünger yok. Ha şimdi şöyle, biz Kayseri isek ve Kayseri'nin ihracatının %30'unu, %35'ini tek başına bu sektör sağlıyorsa, yani 1 milyar dolara yakın bir ihracatımız varsa, o zaman Kayseri'nin dinamikleri bir araya geleceğiz. Ya bu arkadaşlar niye sünger bulamıyor? Niye MDF bulamıyor? Veya bunun için biz ne yapabiliriz? Ortak istişareyle
neyi, hangi dinamikleri harekete geçirebiliriz? Ben burada hep şu örneği veriyorum Tolga Bey. Aha. İşte TOG biliyorsun, Türkiye Otomobil Girişim Grubu. Evet. Bir araya gelindi, bir şey çıkartılmaya çalışılıyor. Çok da güzel bir şey olacak. Ben buna inanıyorum. İnanıyoruz, evet, hepimiz inanıyoruz. Bunun gibi bir takım özel konuların artık lojistik gibi, sünger gibi, ne bileyim MEDEF gibi, neyse yani ihtiyacımız, stratejik olan, dışa bağımlı olduğumuz, özellikle dışa bağımlı olduğumuz bir takım ham maddelerin vesairelerin artık biz burada üretmeye başlayabilmeliyiz. Bunun için yatırımlar yapmalıyız. Belki devletimiz de kalkınma planlarında bu söylediklerimizi dikkate alıyorlardır mutlaka, ama alınmıyorsa da ya artık diyelim ki Kayseri bölgesi için, bir mobilya şehri ise Kayseri bölgesi için şu tür yatırımlara ihtiyaç var demeli. Diyelim ki Marmara bölgesi için şu yatırımlara ihtiyaç var. Bir planlama çerçevesinde artık stratejik yatırımların da yöresel bazda, hani diyoruz ya elektrik üretirken artık Keban'dan Kırıkkale'ye ya da Trakya'ya elektrik taşımaya gerek yok. Nerede tüketiyorsak orada üretelim. Bunun da fizibilitesi yapılıp uygulanan yerlerde ham maddelerin, yarı mamullerin, ara mamullerin üretilmesi lazım. Evet. Bu bir ortak akılla olacak kesinlikle bir şey. Öyle, kesinlikle öyle. Ben şunu söyleyeyim. Tek başına bırakılmamalı. Tabii. Ben şunu da söyleyeyim burada. Mesela ülkemizin geçen seneki ihracatımız bizim ülke olarak 170 küsur milyar dolar. Dolardı, evet. Ben size bir soru sorayım. Ülkemizin ara mamul ithalatı ne kadar biliyor musun Tolga Bey? Abi o da 170 milyar dolar. Yani ithalatımız bizim 210-220 milyar dolardı ama bizim ara mamul ithalatımız 170 milyar dolar. Şimdi biz şapkamızı gözümüzü önüne koyacağız. Ya kardeşim biz bu 170 milyar doları neye harcıyoruz? Demir mi alıyoruz? Sünger mi alıyoruz? Kimyasal maddeler mi alıyoruz? Başka bir şey mi alıyoruz? Bunların içerisinde biz neyi üretebiliriz? Devlet olarak, reel sektör olarak, sanayi odaları, ticaret olarak birlikte neyi yapabiliriz? Biz bunları stratejik olarak düşünmemiz lazım. Yani ileriye doğru bir takım öngörüleri bugünden hazırlayıp yatırımlarımızı, planlamamızı, yatırım planlarımızı, kalkınma planlarımızı buna göre yapmamız lazım. Bunlar olmazsa tam aksine yatırım da olmaz, kalkınma tabii. Da olmaz, herkes zaten yerinde sayar. Yatırımcının önünde bir takım zaten sıkıntıları var ülke olarak. Hem kendi bünyemizden kaynaklanan sıkıntılarımız var bizim. Hem ülkemizin dışarıdan transfer edilen sıkıntıları var. İkisi bir birleştiği zaman yatırımcı da zaten şu anda hakikaten elini öpmek lazım bu insanların. İşte %25 enflasyonla, %20 enflasyonla mücadele edeceksin, %20 banka faizinden mücadele edeceksin. İşte yatırımcının etrafındaki bir takım mevzuatlardan dolayı, işte ne bileyim onu sizler biliyorsunuz neler olduğunu söylemeye gerek yok. Onlarla mücadele edeceksin, aş vereceksin, iş vereceksin, ekmek vereceksin. Daha doğrusu rızık Allah verir ayrı dava, ama bu işlere vesile olacaksın. Bunun mücadelesini, kaygısını çekeceğiz. Şu anda sanayici bunların hepsini üstlenmiş, bu yüklerin hepsini üstlenmiş, kamuya sorumlu. Çalıştırdığı arkadaşlara sorumlu. Finansal dünyaya sorumlu, bankalara sorumlu. Devletin işte alacakları vergi vesaire, vergi dairelerine karşı sorumlu. Sosyal güvenlikte SSK'ya, oraya buraya karşı sorumlu. Ürettiğinden ileriye doğru 10 yıl sorumlusun. Çalıştırdığından geriye doğru 10 yıl sorumlusun. Ya abi şimdi benim hayatım zaten 60 yıl. 20 yıl ben birilerine karşı ipotek altındayım. Ha bu bir şikayet konusu mudur? Yok, şikayet konusu değildir. Hafif tatlı yani sistemdir bunlar. Evet, tabii hafif bir sistemdir ama artık buralarda birazcık işlerimizin şöyle birazcık kolaylaştırılması lazım. Birazcık ne bileyim elimizden tutulması bir de lazım. Dünya değişiyor, gelişiyor. Aynen İster istemez öyle. İhtiyaçlar da değişecek, İhtiyaçlar gelişecek. İhtiyaçlar da güncellenmesi lazım. Evet. Bir takım geçmişte çıkmış olan yasaların, ya bu 10 sene evvel bu doğruydu ama bugün bu doğru değil. 10 sene evvel belki hesap makinesiyle bir hesap yapmak doğruydu. Ya da çevirmeli telefonla telefon açmak doğruydu ama bugün telefon da kalktı.
mail ortamında ya da WhatsApp ortamında bugünün doğrusu bu, o günün doğrusu oydu. Şunu demek istiyorum, bir takım şeyleri çok hızlı şekilde güncellememiz lazım. Evet. Bu hem çalışanlarımız için, hem şehir hem için, hem ülke için, hem ülke ekonomisi için, nihayetinde dünya ekonomisindeki yerimiz için, Türkiye olarak yerimiz için. Allah'a şükür Türkiye öyle, Allah öyle bir yerde yaratmış ki Türkiye'yi. Evet. Öyle bize bir coğrafya evet. vermiş ki doğusu da bize muhtaç. Evet. Batısı da bize muhtaç. Güneyi, kuzeyi her kuzeyi de muhtaç, güneyi de muhtaç. Evet, evet. Şimdi lojistiğin Türkiye'deki önemi ne dedik? İşte adam Çin'den mal gönderiyor. Avrupa'ya gidecek, Türkiye'den geçmek zorunda. Azerbaycan'da doğalgaz çıkıyor. Avrupa'ya gidecek, Türkiye'den geçmek zorunda. Bu imkanlarımızı bizim değerlendirip yeniden bir yol haritası çizmemizde hep birlikte, yalnız bu. Odalarımız, borsalarımız, sivil toplumdaki tüm paydaşlarımız, kamumuz, hükümetimiz, devlet büyüklerimiz daha iyiye nasıl çevirebiliriz? Bunları daha iyi fırsata nasıl döndürebiliriz? Bu işlerin hesabını yapmak zorundayız. Kafayı buralara yoralım. Güzel, bence. Çok güzel. Çünkü üretim bir türlü gidiyor. Evet. Gidiyor. Şimdi üretim evet. devam ediyor. Tabii yerinde saymıyor. Kendini güncelleyerek gidiyor. Evet. İlgili bakanlıklar her ne kadar bu güncellemeyi yakinen takip edemiyor olsa da talepleri illaki dinleyeceklerdir. Tabii, tabii, evet. Ve bu güncellemeyi yapacaklardır ama dün İstanbul Sanayi Odası ilk 500 firmasını açıkladı. Biz de gururlandık. Kayseri'mizin de 15 tane firmasını orada gördük. Tüm bunlara rağmen mesela 15 firmanın orada oluyor olması sizi ne kadar heyecanlandırdı bilmiyorum. Valla şimdi böyle bir listede ben yokum. Sayı fazla olabilir miydi bilmiyorum tabii. Böyle bir listede benim adım yok. Evet. Ama her firmaya kendi firmam girmiş kadar gerçekten seviniyorum. Ben akşam bu firmada şeye giren arkadaşlarımızın birçoğunu, sahiplerini aradım. Tebrik ettiniz. Tebrik ettim. Çünkü gerçekten gururlandım. Yani böyle bir pandemi süreci, böyle sıkıntılı bir süreç. Tabii burada ciro artışları da var. Burada evet. belki yansımadı ama %30, %40'lar civarında da ciro artışları var. Bunun değişik sebepleri var tabii. Emtia fiyatlarındaki artışların yaptığı artışlar vesaire var. Belki orada reel olarak o kısımları çıkartmak lazım ama neticede biz 2020-2019 yılında Kayseri olarak 15 firmamız katıldı. 2020 yılında da 15 firmamız aynı başarıyı gösterdi. Ben buradan tekrar tüm firma sahiplerimizi, bu firmamızda çalışan, bu işe emeğe geçen tüm çalışanlarımızı, paydaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Evet. Herkesin eline sağlık. Denecek tek şey bu. Evet, Allah çok güzel. Hiç kimseye kaza bela vermesin. Tek tesellim 15'i, 20, 20'yi, 25 nasıl yapabiliriz? Biz onun gayretinde olmamız lazım. Bir takım olumsuzlukları çok görüp kafamızı oralara takmaktan ziyade biz bu 15'i seneye 20 yapabilir miyiz? İkinci 500'deki 13'ümüzü 20'ye çıkartabilir miyiz? Biz bunlara endekslenmemiz lazım. Burada şunu söyleyeyim. Tabii ben bir Kayseri Sanayi Odası'nda bir mensubuyum. Oradan olmaktan da gurur duyuyorum. Çünkü orada çok güzel bir ekip var. Başkanımız da sağ olsun bu işlerde çok çok önem veriyor. Biz de ona elimizden geldiği kadar destekçiyiz. Burada bir şey bağlamak istiyorum ben esasında. Tabii artık firmalarımız fiziki olarak belli bir yerlere gelmişler. Ama biz bu saatten sonra firmalarımızın niteliğini artırmamız lazım. Yani fiziki olarak büyümekten ziyade firmalarımızın içini daha çok doldurmamız lazım. Yani 100 kişiyle 10 bin metrekarede bir şey, şu kağıdı üretiyorsak artık burada bir takım değişiklikler yaparak, bir takım imkanlardan, yeni teknolojilerden faydalanarak, bir takım yönetim süreçlerini de güncelleyerek 100 kişiyle 10 bin metrede 10 malı 20 mala çıkartmanın yolunu aramalıyız. Bu ne demek? Hiçbir yatırım yapmadan sadece değişken giderleri artırarak yeni bir fabrika kurmak demek. Biz ülke olarak da buraya odaklanmalıyız. Yani neticede cümleyi toparlarsak verimliliğe odaklanmalıyız. Şimdi ben buradan emeğe geçen tüm odadaki arkadaşlarımıza, başkanımıza buradan da teşekkür ediyorum. Bu iş içinde Kayseri Ticaret Odamız da var, üniversitelerimiz var. İşte biz bir verimlilik koordinasyon merkezi diye üyelerimizle bir çalışma yapıyoruz.
Model fabrika diye üyelerimizle bir çalışma yapıyoruz. Bunun da fiili olarak sahada uygulamalarına geçtik. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Buyurun. Kayseri model fabrikadaki arkadaşlarımız şu anda OSB'de bir takım firmalarımızla ortak projeler geliştiriyorlar. Bir takım iyileştirmeler yapıyorlar. Yani şunu şu şekilde değil de bunu şu şekilde koyalım. Ve neticede inanın Tolga Bey, ya ben inanamadım, şahsen inanamadım. Bir firma sahibimiz %80 verimlilik artış oldu dedi. Abi düşünebiliyor musun? Bir firmamız aynı imkanlarla, aynı kişilerle 11 mal üretirken 18 mala çıkmış. Biz dünyada bazen şunun mücadelesini yapıyoruz. Ya işte üretim maliyetlerimiz çok yüksek. Hı hı. İşte enerji maliyetlerimiz çok yüksek. Hı hı. İşte çalışan maliyetlerimiz yüksek. Ama böyle bir değişime gel, açık ol. Birlikte yapalım. 10 malı 18 mal yapalım. Bak bakayım enerji maliyetin nasıl düşüyor? Nasıl düşüyor görelim. Çalışan maliyetin nasıl düşüyor? Biz buralara odaklanmalıyız. Şimdi Kayso olarak biz, siz de herhalde takip etmişsinizdir. İşte Kayso Akademi diye konusunda uzman, değişik konularda işte e-ticarettir, proje takip sistemidir, risk analizidir ve ciddi manada da ilgi gördü. Katılımcılar oldu, herkes fikirlerini söyledi. Biz bunu inşallah geliştirerek de devam edeceğiz. Devam edeceğiz, etmekle zorundayız zaten. Evet. Çünkü kendim de dahil olmak üzere, kendi firmam da dahil olmak üzere çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum ben bunun. Geçmişte az yapılmıştır, çok yapılmıştır. Bizi çok ilgilendirmiyor. Ama bu bugün bizim görevimiz, misyonumuz. Biz buradan geri duramayız. Mevcut verimliliklerimizi artırmak zorundayız. Hani bazen başkanımdan özür diliyorum, onun kullandığı bir şey söyleyeceğim. Diyor ki işte Almanya'da bir Türk işçisi bir saatte 11 birim üretiyor diyor. Aynı işçiyi getiriyorum Türkiye'de bir saatte 5 birim üretiyor. Niye? Aynı işçi. Bizim insanımız da çalışkan ama orada bir sistem kurulmuş. Hmm. Sistem çalışanı destekliyor. Motive de ediyor. Motive de ediyor. Bizde sistem biraz eksik. Yani çok açmak istemiyorum. Oralarda bizim bir takım düzenlemeler, bir takım eğitimleri, bir takım işte son teknoloji, çağın gerektirdiği yazılımdır, makinalaşmadır, elektronik şeylerdir, bilgisayardır, şu altyapılardır, bilmem nelerdir, bunlara birazcık daha yatırım yapmamızda çok büyük fayda var. Evet, aslında bu saydığınız her şey, dünyada yeni bir sistem var, e-ticaret evet. diye. Artık sıcak satış direkt internet ortamına döndü ve dolayısıyla Kayseri de buradan yavaş yavaş nasibini almaya başladı. Tüm bu eksiklikler giderildikten sonra zannediyorum ki e-ticaret de kendisini ciddi manada hissettirecek herhalde Kayseri'de. Bence de hissettirecek. Bir kere niye hissettirecek? Yani Avrupa'ya giden mal Çin'den geliyor. Evet. Çin'den Avrupa'ya mal 10 bin kilometre, 15 bin kilometreden geliyor. Evet. Bizde en uzak yer 3 bin, 4 bin kilometre. Evet. Böyle bir avantajımız Öyle var. Öyle bir avantajımız var. Yani biz bunu kullanabilmeliyiz. Bir de tabii şu da var, ben onu hep söylüyorum. Avrupa'da netice itibariyle kültür olarak bize birebir uyan 6-7 milyon insan yaşıyor. Türk asıllı. Evet. İşte Almanya'da şu kadar gurbetçimiz var diyoruz. Evet. Belçika'da bu kadar var diyoruz. Evet. Bir de bizim giyme alışkanlıklarımıza sahip, yeme alışkanlarımıza sahip Tunuslusu var, Faslısı var, bilmem evet. nesi var. Biz aslında onlar için çok ciddi manada bir tedarikçiyiz. Ciddi. Biz bunları da dikkate alıp yönümüzü o tarafa doğru çevirip e-ticaretse e-ticaret, lojistikse lojistik, yatırımsa yatırım, bunları hep beraber organize edip yönümüzü de oraya, çünkü dünyada en rahat para Avrupa tarafından geliyor. Yani bir ihracatçımız Avrupa'ya malı gönderdiği zaman adam gönderdim diyorsa parayı bir gün sonra elinde. Niye? Bankacılık sistemi de çok ciddi manada düzgün çalışıyor. Ama biraz bizim güneyimizde, Afrika'da, Orta coğrafyasında sistemler biraz az ya da ağır aksak çalıştığı için gönderdim diyor. Biraz da kişisel alışkanlıklarda sıkıntı var. Gönderdim diyor. Bazen yalan söyleyebiliyor. Bazen göndermediğini gönderdim diyor.
Bazen gerçekten de göndermiş oluyor ama bankacılık ya da transfer sisteminde sıkıntı olduğu için bir günde Avrupa'dan gelen para bakıyorsun o taraftan 30 günde 40 günde geliyor. Bu da bir finansal sorun aslında bak. Finansal sorun. Onun için bizim yönümüzü birazcık batıya doğru daha fazla dönüp hem bizi disipline etmeleri açısından hem üretim verimliliğimizi artırması açısından sistemimizle kontrol etmemiz açısından ve para sıkıntısı da çekmememiz açısından biraz daha o tarafa doğru yönümüzü dönmemiz gerekiyor. Bundan aslında, kaçış yok. Evet, aslında Kayseri Sanayi Odası ve Meclisi bu tür sorumlulukları, bu eksiklikleri giderme noktasında yalnızca düşünce itibariyle bile paylaşması noktasında bile sanayiciyi heyecanlandırıyordur herhalde. Yani o konuda ben müsterim. Çünkü siz zaman zaman ben takip ediyorum, meclis toplantılarına dikkat çekiyorsunuz bu tür konulara. Ve orada herhalde siz daha karşıdan baktığınız için sanayiciye biz tam arka cepheden bakmak zorunda biraz, kalıyoruz. Tabii şöyle, o heyecanı görüyorsunuz herhalde tabii, sanayicinin tabii. Yani gözünde. Şimdi yönetimimizdeki arkadaşlar, başkanımız, biz. Yani bir de şöyle bir şey var. Ya bizim konumuz, özümüz sorunu tespit etmek. Evet. Mevcut soru, mevcut şeyleri işte şöyle iyi böyle iyi demek değil. Bizim sorunumuz, görevimiz, üyemizin takıldığı yerler, sıkıntıda olduğu yerler ya da mevcut şekilde daha fazla bir şeyden neyle nasıl faydalanır onları izah etmek, açıklığa kavuşturmak. Ve bunları talep etmek onları ilgililere. talep etmek. İşte bu süreçte de ciddi manada hareketlilikler var. İşte biliyorsunuz işte kararnameler çıkıyor. Bazen ticarette bazı şeyler değişiklikler oluyor. Geçenlerde bir çek yasasında senetlerde işte 30 Nisan 1 Haziran arasında bir değişiklikler oldu, bilmem neler oldu. Tabii onları çok detaya girmeye gerek yok ama günübirlik bir karışıklık oldu. O gün gerçekten hem Ticaret Odası Başkanımız, hem Sanayi Odası Başkanımız, hem de bizler birbirimize destek olarak herhalde gün içerisinde bir Ankara'yla başkanımız aracılığıyla bir 10-20 kere görüşme yapıldı ve saat 1.30'da biz bu işin 3.30'da düzeleceğini bizzat oda başkanımızdan Rıfat Bey'den aldık. Güzel. Aldık ve rahatladık. Niye? Bir kelime hatası, gerçekten bir kelime hatası sistemi kilitledi. O kelime hatasının düzeltilmesiyle sistem 15.33'te açıldı. Burada hem Ticaret Odası Başkanımızın hem Sanayi Odası Başkanımızın bizler de elimizden gelen desteğe gayreti göstererek gün içerisinde 10 kere, 15 kere Ankara ile Ticaret Bakanlığı ile Odalar Borsalar Birliği ile vesaire görüşmeyle sistem açıldı. Kendine geldi. Yani bunlar zaten bizim yapmamız gereken de şeyler. Yani bu artı bir şey tabii, de tabii, değil tabii, ama tabii. Biz tabii ki asıl amacımız Kayseri'yi bu saatten sonra nereye kadar daha götürebiliriz? İhracatımızı 3 olduysa 3.5 nasıl yaparız? 4 nasıl yaparız? Firmalarımızı teknolojiyle nasıl tanıştırabiliriz? Karıştırabiliriz, mevcut güzel. Kurumu, mevcut durumumuzu da geriye götürmeden esasında muhafaza etmek gibi, organizasyonlarımızı muhafaza etmek gibi de bir sorumluluğumuz var. Allah muhafaza işte görülüyor. De firma kuruluyor. 5 sene, 10 sene, 20 sene duyuyorsun dağılmış. Bunlar da milli servet, milli kayıp. Sadece kaybeden o olmuyor. Çünkü sen Almanya'dan gitmişsin, makine getirmişsin. Çin'den gitmişsin, bilmem ne getirmişsin. Daha amortisman süresi dolmadan bir bakıyorsun organizasyon bozulmuş. Biri bir yere gitmiş, öbürü bir yere gitmiş. Neticede firmalarımız. Bu Türkiye'de biraz böyle maalesef bu kobi evet. Firmalarımızın bir ömrü var. Efendim bizim belki asıl vazifelerimizden biri de odalar olarak bu konuları çok gündemle taşıyıp işte firmalarımızın organizasyon yapıları, firmalarımızın sürdürülebilirliği, ileriki yıllara 100 yıllık, 50 yıllık firma nasıl olunabilir? Buralara da odaklanmamız lazım. Yani evet. Bir yerde ileriye doğru bakarken bir yerde mevcut durumumuzda muhafaza etmek için bizlerin olağanüstü gayret sarf etmesi lazım. Ben bunu elimizden geldiği kadar yaptığımıza inanıyorum. Zaten vazifemiz artı bir şey de değil. Zaten bunlar bir kendince çok bir şeyler yapıyorum gibi düşünüyorsan zaten oralarda olmaya da gerek yok. Bunları yapar, sessiz sedasız elimizden geldiği kadar
yapacağız yani. Evet. Şimdi tabii hep Sanayi Odası'nı konuştuk. Özkaya ailesini Kayserililer yakından tanırlar. Tabii rahmetli Halit Özkaya'yı da herkes yakından tanırdı. Yine dikkat çeken bir faaliyetin daha altına imzanızı atıyorsunuz. İşte hayırseverler Kayseri'de çok ön plana çıkarlar. Camiler, Kur'an kursları, okullar yaptırırlar. Evet. Ve siz gerçekten biz Halit Özkaya'yı çok iyi tanıdığımız için biliyoruz. Bir adına kütüphane yaptırma projesini başlattınız. Hayırlı olsun diyelim kente. Nereden çıktı bu fikir? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Hani 10 yılını kurtarmak istiyorsan şunu yap, işte 20 yılını kurtarmak istiyorsan... Evet, dikkat edeceğimiz husus lazım. Ağaç dik, işte 100 yılını kurtarmak istiyorsan eğitimli bir nesil yetiştir. Bu hem meşhur bir laf. Belki önemli başını, de bir söz, evet. Başını tam hatırlayamadım ama. Evet. Hem de abimin bize çizmiş olduğu bir yoldu. Bunu hem ailemiz için çizdi. Hem ailemizdirken kendi çocukları için de çözdü. Zaten Allah'a şükürler olsun. Halihazırda ailemizin tüm fertleri eğitim olarak ciddi manada kaliteli eğitimliler. Yani evet. Orada bir kere bu imkanı sunan devletimize başta teşekkür etmemiz lazım. Bunun için de bizim kamuya, devlete, vatandaşımıza bir sorumluluğumuz ve borcumuz olduğuna da inananlardanız aile olarak. Bu devlet bizi yetiştirdi, okuttu, büyüttü, elimize iş verdi, aş verdi ama bu imkanların bir kısmını da biz borç olarak geri ödemeliyiz. Rahmetli abim de bunun bilincinde olan bir insandı. Bize de elimizden tuttu o şekilde, bu şekilde düşünce şeklimizin yönlenmesinde çok büyük katkıları var. Yani ben de inanılmaz katkıları var. Onu bir kere söyleyeyim. Ben isminin kütüphanede yaşayacağını tabii ilk öğrendiğimde çok mutlu oldum. Evet. Çünkü hak eden bir insandı. Bu ismi oralarda hak eden bir insandı. Orada bu gündeme geldiğinde, oğlu Alper Serdar Bey gündeme getirdiğinde, amca böyle bir düşüncemiz var dediğinde, şu mu olsun bu mu olsun ama bizim ağırlıklı düşünce şeklimiz bir eğitimle ilgili olsun dediğinde, biz de kendilerine destek verdik. Tabii bizim desteğimiz manevi destek. Efendim, abimin adına yapılan bir kütüphane. Burada belki şuna dikkat etmemiz lazım. Abim gerçekten hacıların ve Kayseri'nin, özellikle biz biraz hacılar menşeli olduğumuz için, hacıların ilk okuyanları. İlk yani nesil olarak. İlk yüksek tahsillileri. İlk yüksek tahsillileri. İlkokula gittiği dönemde de belki 20 kişi, 30 kişinin gittiği o köy hacılardan 3.000, 5.000, 10.000 nüfuslu yerden olan bir yer. Hangi şartlarda okuduğunu kendi çok iyi biliyor. Bize de anlattı, yazdı. Bunun hikayeleri de var. Bir 100-150 sayfada bir günlükte tutmuş rahmetli. Yani onu Alper Bey oğlu, büyük oğlu toparlıyor. Belki onları ileride sizlerle... Tabii onlarla sizlerle işte... Doğduğu günden, aklının yettiği günden işte HES'in kurulması, işte Hasseli'nin kurulması, Turkuaz'ın kurulması vesaire vesaire. Yani yazabildiği kadar, eli kalem tuttuğu kadar yazmış bunları. İbretlik hadiseler var orada. Gerçekten ibretlik hadiseler var. Bugünün gençliğine Halit Bey'in hayatıyla ilgili bölümler belki anlatıldığında ya hakikaten bu masal mı anlatıyor bunlar, yalan mı söylüyor? Kafadan bir şeyler mi uyduruyor dinebilecek kadar hayatın gerçekleri orada yazılı. Onu da bildiği için Alper Serdar yeğenim olduğu için de öyle söylüyorum. Böyle bir şey düşünüyor dediler. Biz bunu belediye başkanımıza Bilal Bey'e de aktardığımızda böyle o da heyecanlandı. Abi dedi çok güzel olur dedi. Tam da sizin söylediğiniz gibi Tolga Bey Halit abimin adına yakışır bir şey olmuş dedi. Ama bu kütüphanenin özelliği şu. Bir, ideali olan öğrenciler gelecek oraya. Yani ben kütüphaneye gidiyorum sabahtan akşama kadar elinde cep telefonu işte falan filan onunla uğraşacak. Böyle bir şey olmayacak abi. Girişte şu cep telefonu şuraya bir tane bırak delikanlı. Güzel. Bunu kim kontrol edecek? Burada gece gündüz mesai saatleri içerisinde oranın sorumluluğunu alacak en az bir ya da iki danışman, rehber, öğretmen olacak. Peki bunu belediyeye mi devredeceksiniz, milli eğitime mi devredeceksiniz? Şöyle, orada
bu ailenin kontrolü orada devam edecek. Çok güzel. Çünkü Serdar ve Alper Bey, diğer oğlu Nuri de var. Bu onlar da Halit Bey kadar bu konuya önem veren insanlar. Aile olarak da biz de önem veriyoruz. Yani orada bir başıboşluk olsun istemiyoruz. Yani oraya gelen çocuk sabahtan akşama kadar bilgisayarda ya da cep telefonunda, sosyal medyada bilmem ne takip etsin istemiyoruz. Ha, oranın başka şartları da olacak tabii. Orada üniversite sınavına hazırlanıyorsa belki ayrı ayrı bölümler oluşacak. Seviyelere göre ayrı ayrı öğretmenler oluşacak ve bunlar kontrol edilecek. Yani bir ciddi bir sistem, ucu arkası açık bir sistemde, sürekli kontrol altında, ama oradaki en önemli hadise şu, ideali olan insan gelecek. Çok güzel olmuş gerçekten. Ya, onu düşünceniz inşallah, çok güzel. Geçen ay biz bunu, protokolünü yaptık. Ben de katıldım. Çok da duygulandım işinde. Hepimiz duygulandık. Orada Bilal Bey inşallah zannedersem bu pandeminin bitişiyle birlikte 6. ya da 7. ayda inşallah sizlerin de katılımıyla şehrimizden böyle bir ciddi manada bir katılımla bir temel atma töreni olacak. İnşallah sizler de bekleyeceğiz. Huzur orada. İçinde uyusun. Tabii, huzur içinde uyusun. Hani bugün de bir arkadaşımızın cenazesini defnettik. Allah rahmet eylesin. Orada Hoca Efendi, o da ilahiyat mezunu bir abimiz. Ya dedi, kişiler ölür dedi, mezara kadar üç şey gelir. Ne? Eşi, dostu, arkadaşı. Efendim, arkasında bıraktığı ameller. Bir de dünyada neler kazandı, ne etti. Bunun ikisi geri döner. Öbürü kendiyle birlikte oraya gider. Güzel. Biz de bu kütüphanedeki amacımız Halide abimin, ki hepimizin amacı bu. Herkesin de amacının ben bu olması lazım. Gerektiğini ama düşünüyorum. Ben de öyle dünyalık düşünüyorum. Dünyalık olarak bulunduğu, evet, doğduğu topluma borçlarını ödemesi. Hem de ileriye doğru bir hayırla yad edilmesi. Evet. Bu insanın belki manevi dünyasında, şurasında insanı rahatlatan bir olgudur. Yani belki de biz bu konularda biraz sisli miyiz onu da bilmiyorum ama ben gerçekten çok rahatlıyorum. Bu tür konuları açıldığında bir yerlerde bu, yani bir damla da olsa bir katkımız varsa ben çok rahatlıyorum, seviniyorum yani. Evet, çok güzel. Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için verdiğiniz bilgiler hem kamuoyu açısından hem bizler açısından son derece önemliydi. Tabii sanayici, yatırımcı için son derece önemliydi. Ülke siyaseti bir hayli karışıkken biz tabii ekonomiyi tartıştık. Ve Kayseri'nin aslında e-ticaretten ve ihracat dengelerinde ne kadar önemli bir paya sahip olduğunu öğrendikçe bir kere daha gelecek adına umutlandık. Çok teşekkür ediyoruz size. Burada son şöyle bir şey için söyleyeyim. Buyurun. Vaktimiz varsa tabii. Buyurun. Biz bu dönemde şunu öğrendik Tolga Bey. Hı hı. Üretim olmazsa hiçbir ülkelerin şey olmuyor, akıbeti ölüm. Hiçbir şey olmuyor değil mi? Evet. Yani bu dönemde sanayiciliğin, üretmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar işte hizmetler sektörümüz durdu, perakende sektörümüz durdu. Ama sanayi sektörümüz dünyaya mal gönderdi, dünyadan mal aldı, istihdamı sağladı, vergisini ödedi. Toplumu bir nebze olsa dinamiklerin sağlanmasına, tekerin dönmesine çok büyük katkı sağladı. İnşallah bu hacmin 2 kat, 3 kat, 4 kat olması dileğiyle diyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya'yı konuk ettik. Tabii kendisinin anlatacağı, vereceği bilgiler son derece önemliydi. İşte siz de duydunuz. Yani cesurca her şeyi anlattı bize. Eksik olanları söyledi, giderilmesi gerekenleri söyledi. Taleplerin iletildiğini söyledi. Aslında olması gerekenleri söyledi. Çünkü yeni bir dünya düzeni var ve bu yeni bir dünya düzeninde neden iş dünyası, yani üretici firmalar neden payına düşeni almasınlar ve neden kar oranını artırmasınlar ve bu neden ülkeye ekonomik destek olarak geri dönmesin? Bunları konuştuk, bunları tartıştık. Haftaya yeniden bu ekranlarda başka konuklarla buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.